Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Çok kötü bir şey. Kaya Haber Bülteni'nin 11. bölümüyle karşınızdayım. Çok acı bir durumla karşınızdayım. Sizlere bugün acı durumu anlatacağım. Evet. Bu arada mikrofonumdan nasıl memnun kaldınız mı? Yeni mikrofonum. Mis gibi bahçe salatalığı kokuyor ya. Yememek için kendimi zor tutuyorum. Neyse. Daha fazla uzatmayalım. Önemli çok haberimiz var. Onları okumanızı, yani dinlemenizi istiyorum. Daha doğrusu ben seslendirmesini yaptım. Sizler de dinlersiniz ve beğenirsiniz inşallah. Çok acı bir durum. Haberi haberde görmüş olacaksınız. Sen de gel, haberdar olmak istiyorsan da kapıda durma, ceryan yapıyor. Var ya, ağlatıcı bir haber neredeyse, o derece söyleyeyim size. O kadar üzüncü bir haber, o kadar öyle bir durum ki. Neyse, hadi durmayalım, artık videoya geçelim. Domuz eti uyarısı. Adresler açık ve net. Satın alma müdürlerinin isimlerine kadar açık bilgi verildiğine göre bu mesajın en az iki kez ciddiye alınması ve bahsi geçen markaların kesin olarak hayatımızdan çıkarılması için de et, kıyma, salam, sosis vesaire bulunan pizza, hazır mantı, börek gibi yiyeceklerin dışarıdan satın alınmaması emin olunmayan lokantalarda etli yemek yerken bir defa daha düşünülmesi gerekiyor. İstanbul Gazi Osman Paşa Hacımaçlı Köyü Domuz Çiftliği suları ve katı atıkları 300 metre mesafedeki Sazlıdere Barajı'na akıyor. Baraj 10 milyon kişinin su ihtiyacını karşılıyor. Çiftlikte 5000 domuz var. Türkiye'deki domuz çiftliklerinde yıllık 3 milyon kilogram civarında et üretiliyor. Bu rakam neredeyse kırmızı et üretiminin yarısı. Üretilen domuzlar otellere, yemek fabrikalarına ve marketlere kıyma şeklinde satılıyor. Domuz etini salam, sosis ve sucuk alanlarında da piyasaya sürmek en çok kullanılan yöntem. Peki neden domuz? Türkiye yemek kültürüne aykırı ve en önemlisi dinen yasak olmasına rağmen neden domuz cazip bir konum? Çünkü domuz yetiştiriciliği çok karlı bir iş. Domuz üretken bir hayvan. Cinslerine ve yaşına göre bir yılda, yani 1-2 bazen de 3 kez ve her batıda 15-20'ye kadar varan yavru dünyaya getirebiliyor. Bir domuz yılda 2 kez doğum yapsa, her batından 10 yavru yaşasa 20 seneye yaşayan bir domuzun 400 yavrusu oluyor. Ve dahası, yeni doğmuş bir domuz 4-5 ayda 100 kiloya kadar çıkabiliyor. Normal şartlarda evcil bir domuzun %30'u yağ olarak ayrılabilmekteyken bu rakam bazen %50'yi bulabiliyor. Yani %150 kilogramlık bir domuzdan 75 kiloluk yağ elde edilebiliyor. Bu da danaya da koyuna göre tercih edilmesinde çok ama çok önemli bir etken. Beslenmesi çok kolay. Can dışında leş dahil her şeyi, hatta kendi pisliğini bile yiyebiliyor. Her domuz ortalama 80-100 kiloya ulaştığı zaman kesiliyor. Kaba bir hesapla sadece bu çiftlikten yılda yaklaşık 1 milyon kilogram et çıkıyor. Bu etlerin hangi kanalla nerelere satıldığı meçhul. Diğer çiftlikler de göz önüne alındığında Türkiye'de yaklaşık 3 milyon kilogram domuz etinin piyasaya değişik yollarla sürüldüğü ortaya çıkıyor. Türkiye'deki toplam kırmızı et tüketiminin de 6 milyon kilogram olduğu göz önüne alınırsa tablonun ve vahameti de daha da netleşiyor. Kilosu 1 ile 3,5 Türk lira arasında satılan bu domuz etlerinin ağırlıklı olarak kıyma, sucuk, salam ve sosis olarak satıldığı dile getiriliyor. Çiftlik çalışanlarının İsmail Türk'ün verdiği bilgiye göre kesilen etler toplu olarak büyük otellere, yemek fabrikalarına kıyma ve sosis gibi ürünler olarak satılıyor. Bu ve benzeri çiftliklerin resmi olarak 5 firma domuz satın alıyor. 1 Çerkozo, 2 Palanes, 3 Nuta, 4 Namet ve 5 Sütte. Neyse. 1.
1. Çerkezo aldığı ürünleri salam sosis olarak piyasaya sürerken aynı zamanda teşvikiyedeki şarkı türesindeki ve nihai tüketiciye ulaşıyor. Ki bu firmanın bir de Tadet adı altında otellere ürün sattığı bir markası daha bulunuyor. Aynı zamanda butik mağazalarında ve ulusal zincir mağazalarda satılan bonus markalı ürünlerin üreticisi de Çerkezo. Ayaza'daki Çerkezo'nun hemen yanında üretim yapan Sütte firması da salam ve sosis jarbonların markasıyla satıyor. Ancak bilinen bu firma ürünlerin çeşitli zamanlarda farklı isimlerde piyasaya sürüyor. Daha önce Sütte olarak piyasaya sürülen domuz mamulleri son dönemde Piggy adıyla satılıyor. Üstelik ünlü Amerikan fast food zincirlerinin Little Caesars Pizza tam 10 yılı aşkın süreden beri et mamullerini Sütte firmasının temin edilip bizlere bir güzel yediriyor. Maalesef. 3. Polonez 5 yıl öncesine kadar resmi olarak domuz ürünlerine imal edip Migros'larda açık açık ürünlerini satarken son yıllarda %100 dana etinden ürünler imal ettiğini de iddia ediyor. Peki ya bunlar göze göre göre mağazalarda sattıran satın alma müdürleri aldıkları rüşvetin yanı sıra bu milletin vebalini aldıklarını da biliyorlar mı sizce? Evet. Polonez'in ciddi anlamda piyasaya yayılmasındaki en büyük faktör Migros'tur. O dönem Migros'un et mamulleri satın almasında olan şu an oyuncak reyonunda satın almacılık yapan Coşkun Bey büyük paralar karşılığında Polonez'de işbirliği içerisinde olduğunu ve bizzat domuzları bizlere yediren kişi olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya Migros'ta çalışan tüm tezgahtarların eksil tisiz olarak her ay sonunda Polonez'in inin sahibi Mustafa Akkaş Bey'den veya satış müdürü sıfatı ile çalışan Ali Özyavaş'tan maaşlarını ve primlerini bizlere sattıkları et mamulleri üzerinden aldıklarını biliyor muydunuz? Peki Metro Gross Marketlerin şu anki değil bir önceki satın almacılığını yapan kişinin şu an Bağdat Caddesi'nde bulunan Polonez Barbekü restoranlarının sahibi olduğunu biliyor muydunuz? Peki İzmir'in kalesi olarak görülen Kipa marketler satın almacılığına yapan beyanın Polonez'in resmi hissedarı olduğunu biliyor muydunuz? Peki Amerikan fast food zinciri Domino's Pizza ve Alman ekolü Dr. Oetker pizzaların içerisinde Polonez et mamullerinin kullanıldığını biliyor muydunuz? Peki Gima markalı ve piyasalarda satılan Oppo markalı ürünlerinin Polonez'in ürettiğini ve bunun yanında karşılığında ne kadar para yedirdiğini biliyor muydunuz? Peki sizce Türkiye'de domuz eti yemeyen insan kalmış mıdır? 4. Nuta öncelikle Yeditepe markası ile tanınmakla beraber güneydeki her şey dahil tatil köylerinin bir numaralı tedarikçisi. Tabi yabancı turistlerin yanında yerli turistler de gümet gidiyor. Bu firmalar özellikle büyük alışveriş merkezlerinde ayrı bir stand açıyorlar. Ancak küçük şarküterilerde karşılık olarak duruyor ve birçok tüketici farkına varmadan domuz ürünlerini satın alabiliyor. Üstelik işin ilginç tarafı bu firma şimdi de firma tanıtım CD'si hazırlamış Carrefour gibi büyük hipermarketlerde ne kadar hijyenik üretim yaptığını anlatıyor. Ama Yeditepe sosis hafta sonları marketlerinde KDV dahil 2900 TL'ye kadar satıyor. Çünkü maalesef bu adamlar sosislerin içerisinde hayvan ne diyor? Ben anlamadım. Domuz ham maddeli hayvan küpeli diyor herhalde. Ham maddeli salam ve sosislerin kesiminin yapılıp piyasaya sürüldüğü bir başka yerde Nuta'nın üretiminin ya kişinin işlettiği dalap ne diyorsun ya? İddial markalı salam sosis imalatçısı. Evet. 5. Namet ünlü Eminönü hasırcılar. Geçiyoruz. Çarşının içinde yıllardır tanınan namlı pastırmacı modern hali şu an modern
üretim tesisleri Bayrampaşa Mega Center Gıda Ali içinde derme çatma bir imalat haneden öteye geçemeyecek konumda olan ve üretim kapasiteleri aylık günün 24 saati çalıştırdıklarını düşünürseniz 70 tonu geçemeyecek olan bu imalat hanede Namet ayda tam 270 ton et mamülü üretiyor ve satıyor. Bu aradaki 200 tonluk kapasite açığını ise İstanbul dışında ne üldüğü belirsiz imalathanelerde, merdiven altı firmalarda üretim yaptırıp üzerine %100 namet kalitesi bastıktan sonra üretim yerini olarak Bayrampaşa'daki adreslerini gösteriyorlar. Bizlere afiyetle yediriyorlar. Carrefour ve diğer tüm zincir mağazalarında Palanöz'ün uyguladığı benzer taktikleri uygulayan Namet, bugün kapasitenin 3 kat üzerindeki üretim yaparak gururla ülkemizi temsil ediyor. Peki Cem Yılmaz'ın dediği gibi janjanlı, ambalajlı, namlı pastırmalarının sahipleri olan Engin and Esen Mepa kardeşinin aynı zamanda Çorlu'daki domuz çiftliklerinin yarı hissesine sahip olduklarını da biliyor muydunuz? Evet, 2000 yılında patlak vermiş olan kaçak bufala yaban etlerinin de namlı pastırmalarının sahiplerinin olan Engin and Mepa kardeşler tarafından getirildiği hatta ve katta Bayrampaşa'ndaki imalathanelerin gazetecilerin ve kameramanların gözü önünde basıldığını Engin Mepa'nın Show TV'ye o dönem 1 trilyon lirayı kendi elleriyle hediye ettiğini, sonra da Milliyet, Hürriyet ve Sabah gazetelerine verdikleri dev ilanlarla tüm olanları ve baskınları yalanladıklarını biliyor muydunuz? Yoruldum. Namlı pastırmaların hem %5 hissesine sahip olan hem de imalat müdürlüğünü yapan Muzaffer adındaki şahsın aynı dönemde kardeşiyle Bağcılar semtinde açmış olduğu imalathanede at ve eşek etinden yaptığı pastırmaları dilimleyecek zincir marketlere sattıklarını biliyor muydunuz? 2004 yılında Uğur Dündar ekibi tarafından basılarak ekranlara gösterildiğini hatırlayabildiniz mi? Domuz konusunda herkes topu başkasına atıyor. Bu noktadaki tüketicinin yapması gereken şeyi Çevre Sağlık İl Müdürlüğü Gıda ve Çevre Kontrol Şubesi Müdürü İrfan Yılmaz özetliyor. Evet, dinliyoruz. Piyasadaki etleri denetlemek mümkün olmuyor. Kısacası ne yediğinize dikkat edin. Çok emin olmadığınız ve bilmediğiniz markaların ambalaj güzelliğine kanmayın. Ömer Kızılırmak. TÜBİTAK Planlamalar ve Kalibrasyon Birim Amiri. Artık domuz, eşek, at, bufala ve benzeri sakıncalar etleri yemek istemiyorsanız lütfen bu meşazı vatandaşlık borcu ve insanlık gereği herkese yollayın. Yorumlar kısmında bu meşazı bulabilirsiniz. Onu söyleyeyim, bu meşazı paylaşalım. Görelim, atalım yani. Ben de bilmiyordum. Sizlerle birlikte okumuş oldum, öğrenmiş oldum haber bültenimizde. Neyse, diğer kameraya geçelim. Ben de sizlerle birlikte öğrenmiş oldum. Gerçekten çok üzücü bir haber. Mikrofonum nasılsın? Çok üzgünüm abi diyor. Bakın nasıl da üzgün. Ama hala da mis gibi, mister gibi kokuyor. İşte durum bu arkadaşlar, bence bu olayın düzeltilmesi lazım. İnşallah Türkiye'ye özellikle yakışmıyor. Dinimizce neden yasak olduğunu zaten videoda açıkladım. Dinimizce yasak olan her bir şeyin bir cevabı var. Zaten videolarda görüyorsunuz. Dinimizce yasak olan bir ürünse eğer ki onun içerisinde mutlaka ve mutlaka insanlık açısından zararlı şeyler vardır. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi yine zararlı olan her şey haramdır diyor. Yemeyiniz diyor. Ama maalesef ülkemizde bu durumlar var. Maalesef olmaması gereken durumlar. Zararlı olan ürünlerin hatta artık satılmaması lazım bence. Hiçbir ürünün zararlı olan sağlıklı ürünlerin getirilmesi lazım. İnsanlık sağlığı açısından bunlar çünkü çok önemli bir şey. Domuz
çok pis bir hayvan olduğu için insan için çok zararlı bir şey. Hatta ben bu videoyu silahlı bir şekilde yapabilirdim ama domuz resimlerini gördüğüm için iğrendim domuzlardan ve o sebepten dolayı da silahlı bir şekilde yapamadım. Zaten silahlı bir şekilde yapmış olsaydım güzel olmamasının sebebi de domuzları görmüş olmanız olurdu. Her şey çok güzel yaratılmıştır. Her yer eşsiz güzelliktedir. Allah her şeyi çok güzel yaratmıştır. Yine domuzlar olsun, şu bu olsun, her şey çok güzeldir. Fakat domuz her şeyin de bir sebebi vardır. Mesela domuzun da nasıl ineğin yaratılış bir sebebinin olduğu gibi sütünü içtiğimiz gibi şunun bunun olduğu gibi domuzun da vardır ama yemek için değildir. Yani çok zararlı bir şeydir. Ben burada onu söylüyorum yani. Ve bu çok zararlı olan, insanlık açısından çok zararlı olan şeylerin ülkemizde satılmaması lazım. İnşallah bu haberi yayalım. Aşağı yorumlar kısmında vereceğim yine. Artık tanıdıklarınıza WhatsApp üzerinden, Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Salatalığıma bakın. Bahçe salatalığı çok güzel kokuyor. Neyse videomuzu burada bitirelim. Daha fazla, daha yeni, daha güzel. Yemiş seni video istiyorsanız kapıda durmayın ceryan yapıyor. Yemiş seni demeye bile enerjim kalmadı tam adeta yani o kadar mesajı okudum üzüldüm ki yani çok acı bir durum. Neyse daha fazla uzatmayalım bari abi. Sağda solda çıkan videolara tıklayabilirsiniz. Bir yerden de kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, esen kalın, bay bay. Haber bültenlerinin devam etmesini istiyorsanız sen de gel haberdar ol.